ellere, başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Sen beni unut, ne de ben seni. Getir el bansa yürek, kerem Allah'ım. Sen beni unut, ne de ben seni. Sen beni unut, ne de ben seni. Gelip Sabri'ye Cümle'de hoş geldiniz diyoruz. Özür dileriz, biraz teknik bir arızadan dolayı biraz geciktik programa. İnşallah canlı canlı devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar diyoruz hepinize, buradayız. Eyvah abi, ağzına sağlık. Sağ olasın. Çok güzel bir türküyle Vadiden Esen Rüzgar esti valla. Evet efendim, Vadiden Esen Rüzgar programımız her salı olduğu gibi bu salı akşamı da İstanbul'da Şirinevler'de Vizyon 58 stüdyolarında esmeye devam ediyor. Birbirinden değerli güzel konuklarımız var. Stüdyomuza gelen birbirinden değerli misafirlerimiz var. Hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Evet, hemen yanı başımda Sivas Suşehri Eski Meşeköy Dernek Başkanımız Hasan Kaya Beyefendi var. Başkanım hoş geldiniz, siz de şerefler verdiniz. Evet. Birbirinden değerli bir konuğumuz daha var. Bizim için çok değerli bir abi, çok emektar bir evimiz. Tanın kardeşimiz aramızda. Abi sen de hoş geldin. Evet başkanım, hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım efendim. Ne söylemek istersiniz sizi izleyenlere? Evet. Öncelikle hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ama sözlerime başlamadan önce şunu belirtmem gerekecek. Biliyorsunuz ülke olarak zor bir süreç geçirdik. Elazığ'da maalesef bir depremle karşılaştık. Anlatayım. Ama Allah'a hamdolsun ki biz bunun çok iyi atlattığımızı düşünüyorum. Ve şöyle ki, devlet olarak, millet olarak, işte İçişleri Bakanımız olsun, Çevre ve Şehircilik Bakanımız olsun, Sağlık Bakanımız olsun, işte AFAD, UMKE, JAK ve millet, devlet millet el ele çok hızlı bir şekilde az hasarla atlattığımızı düşünüyorum. Allah'a hamdolsun, Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın, göstermesin. Ölenlere amin. Yüce Rabbimle rahmet, kalanlara acil şifalar diliyorum. Amin. İsmim Hasan Kaya, Suşehir Eski Meşeköy Dernek Başkanıyım. 1981 Suşehir Eski Meşeköy doğumluyum. İnşallah. İlk orta ve lise öğrenimini o topraklarda aldım. Yani o topraklarla yoğruldum. Ve üniversiteyi Kayseri'de okuduktan sonra 2001'den beri İstanbul'da ikamet ediyoruz. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketim var. Rabbim bize nasip etti bu dönem. Eski meşemize
İşte genç ve dinamik bir kadromuz var. Onlarla eski meşemize hizmet ediyoruz. Maşallah hepsine. Allah razı olsun. Hoş geldiniz tekrar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdilik bu kadar. Daha konuşacağız zaten. Fazla konuşmaya da sevmiyorum. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Geliyoruz sırayla. Şimdi Sivas Spor'un dün maçı vardı. İzleyen oldu mu bilmiyorum. Yani Sivas'ın hakkını yediler. Yani üzüldüm, çok üzüldüm. İnşallah yine şampiyon olacağız. Bunu kısa kısa belirtelim de inşallah. Yine ben de depremden Malatya'da yine ölenlerimiz oldu. Tabii ki Cenab-ı Allah ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz, sağlananlara diyoruz. Yapacağımız bir şey yardım edelim. Yardım edelim, yardım edelim. Evet, tek yapmamız gereken yardım etmek, o insanların yanında olabilmek, bundan daha güzel bir şey yoktur bence. Yani gerek SMS olarak olsun, gerek kuru gıda yardımı olsun, gerek battaniye yardımı olsun, o insanların yanında. Mesela diyor ya bir hayır işleyeyim diye, tam hayır işleme zamanı bence değil mi? Gerçekten o insanlar şimdi orada neler çekiyorlar, çadırlarda kalıyorlar. Bizler mesela burada İstanbul'da evlerimizdeyiz ama o insanlar orada çadırlarda kalıyorlar. Allah aynen kimsenin başına vermesin gerçekten. Zabit abi biz de zaten şimdi programa gelmeden önce de bugün içerisinde yaklaşık 700 tane derneğimizin üyesi var ama 5000'e yakın da nüfusumuz var. Hepsiyle irtibata geçtik. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan, gerekse mesaj sistemimizden mesaj göndererek bir nebze olsun onların acılarına fayda olabileceğimizi düşünerekten İşte AFAD'ın ve Kızılay'ın hesap numaralarına mesaj göndermelerini ve bir şekilde o acıya ortak olmak, acılarına faydamız dokunur diye mesaj sisteminden mesaj gönderdik. Yaklaşık aynı şekilde yine yönetim kurulu üyelerimiz burada. Onlardan da ricamız aynı şekilde ekran başında bizleri izleyen değerli konuklarımız deprem yazıp 1868'e gönderip 66. tekrar destek olabilirler. 1866. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederiz. Tanın abi hoş geldin. Tanın abimiz var bugün. Ordu, Perşembeli değerli bir abim. Gerçekten kırmadı sağ olsun. Bugün buraya geldi. Tanın abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şerefler verdin abi. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Sizi bir tanıyalım Tanın Bey. Evet. Misafirlerimiz gelmişler. Evet. Ben Ordu Perşembe ilçesinden. İsmim Tanın Çakır. 20-25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 1970 doğumluyum. İşte İstanbul Kadıköy'de ikametgah ediyorum. Evli misiniz? Evliyiz. İki oğlum var Allah'a çok şükür. Biri üniversiteyi bitirdi, biri de liseyi bitirdi. İşte böyle. Maşallah. Tanın abimiz çok değerli bir abimiz dedi programa gelmek isteriz. Biz de zaten ona davet etmiştik. Akıncılar Ortaköy normalde. Bu onların o Akıncılar Ortaköy derneğe gelecekti başkanım. Onların da bir cenazeleri oldu. Buradan gerçekten çok üzüntülüler şu an. Allah rahmet eylesin. Bütün Ortaköy'lerin başı sağ olsun. Ortaköy Dernek Başkanımız Metin Coşkun'a buradan gerçekten taziyelerimizi gönderiyoruz. Değerli abimiz bizim. Bu sene onların da yaylasına gittim. Akıncılara, Ortaköy'e. Değerli abimize daha ne diyeyim abi yani acılı günleri. Yapacak bir şey yok. İnşallah haftaya her şey bizim için. Her şey bizim için. Cenab-ı Allah ne nasip ediyorsa bize katlanacağı her şey ondan geliyor. Her şey ondan. Diyor, 4 ay ben ağır ölümlerden döndüm. Programa gelemedim. Sabit benim oğlum gibidir. Beraber program yapıyoruz. Tanım bu işe başladı yine beraberdik kardeşimle. Evet, 25 sene yine beraberiz. Allah yollarını açık etsin. Ben biraz daha devam edeyim, bırakırım ama sizlerin daha çok güzel geleceği var. Ben de zaten şu anda nüfuskanımda Suşer yazıyor. Kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum. Tanım Bey. Evet, parçaya devam ederiz. Şimdi evet, ilk parçamız bir türkü okumak istiyorum. Aslında klip olarak klibimiz var tabii bu parçanın ama şu anda görüntüyü yayınlayamıyoruz. Sadece oradan bir playback olarak gelsin ilk parçamız. Thank you.
meşhur olanın nesi? Dedim hele neresi? Sanki cennetin köşesi, sanki cennetin köşesi. Hem tepesi deresi, şapşaklıdır çeşmesi. Bağlar gelen herkesi, köyüm hele deresi, köyüm hele deresi. Tepesi deresi, şapşaklıdır çeşmesi. Bağlar gelen herkesi, köyüm hele deresi, köyüm hele deresi. Bereketlidir toprağı, bereketlidir toprağı. Sarı avu, mor avu, dağlarımın gülüdür. Gurbetten köye gelsek, bize bayram günüdür, bize bayram günüdür. Sarı avu, mor avu, dağlarımın gülüdür. Gurbetten köye gelsek, bize bayram günüdür, bize bayram günüdür. Kurdum hele derede, kurdum hele derede. Bir ucu say derede, bir ucu ta derede. Göğe merdiven olmuş, arabayız tepede, kovan taşı tepede. Say derede, bir ucu tane derede. Göğe merdiven olmuş, arabayız tepede, kovan taşı tepede.
hamsi tarlası, dört mevsim ayrı giden köyüm ele deresi, köyüm ele deresi. Sarı amo mor amo dağlarımın gülüdür, gurbetten köye gelsek bize bayram günüdür, bize bayram günüdür. Sarı avu mor avu dağlarımın gülüdür, gurbetten köye gelsek bize bayram günüdür, bize bayram günüdür. Sarı avu mor avu dağlarımın gülüdür, gurbetten köye gelsek bize bayram günüdür, bize bayram günüdür. Diyorum, çok teşekkür ediyorum. Ben söylemeden geçemeyeceğim izninizle. Bu parçayı Soğukpınar Ele Deresi'nden Erdoğan Soğuksu kardeşim yazdı. Ben de bestesinin acizane müziğini yaptım. Teşekkür ederim, güzel. Ortaya olmuş. Çok güzel bir böyle eser çıktı. Bunun klibini de yaptık ama tabii teknik nedenlerden dolayı şu anda klibi veremedik. Klibi oynatırız burada. Burada değil de şey televizyonda oynatırız, fark etmez. Tabii. Yaparız yani. Evet. Ordu'ya selam olsun. Ordu'ya selam olsun. Perşembe'ye selam olsun. Perşembe, Bona, Eski, bizi izleyen Bona. Herkese selam olsun diyoruz başkan. Evet. Başkana mı görüyoruz, biraz konuşsun. Evet, biraz başkanımız. Başkanım, biz türküyü her zaman söyleriz ama sizi dinleyelim. Biz sizlere davet ettik. Sizin gibi böyle genç güzel bir başkanı görüyoruz. Teşekkür ederim. Buradan ben resimlerinizde gördüm. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Bey'le bayağı bir resimleriniz vardı. Buradan kendisine de selamlarımızı, selam saygılarımızı buradan gönderiyoruz hemşehrimize. Yani Kağıthane Belediye Başkanı çok mütevazı, çok samimi bir insan. Bölgemizin çocuğu zaten kendisi. Sağ olsun, hiçbir organizasyonumuzda bizleri yalnız bırakmıyor. Kendisine buradan da sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii ben öncelikle sizin samimiyetinize ve sıcaklığınıza kanalın yönetimine, Muhsin Bey'e biraz önce içeride tanıştım. Özellikle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok mütevazi bir şekilde ağırlandık. Samimiyetiniz için tekrar teşekkür ederim. Biz yaklaşık bir yıldır Eski Beşiköy Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Gençlerin enerjisinden ve büyüklerin tecrübesinden yararlanabileceğimiz bir yönetim oluşturduk. Gençlik kollarımız da burada, yönetimimizin birçoğu da burada. Sağ olsunlar. Daha çok sosyal sorumluluk projeleriyle olayın içerisinde olmaya çalışıyoruz. İlk seçildiğimiz dönemde malum seçim süreci vardı İstanbul'da ve Türkiye genelinde. Etkinliklerimizi fazla yapamadık ama ona rağmen gittik, yine doğduğumuz topraklarda mevlit ve iftar programı yaptık. Peşinden burada yaptık ve sonrasında İlçe festivali tadında 5000 kişinin katıldığı köyümüzde, yaylalarımızda çok güzel bir şenlik yaptık. Çok muhteşem bir şenlik oldu. Her taraf, her kesimden takdir kazandı. İşte birlik ve beraberliği nasıl bugünlerde ülke olarak güçlü bir şekilde gösterebiliyorsak, nasıl bugün gururla ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyorsak, hamdolsun ben de Eski Meşe, özellikle hanımefendiler, annelerimiz, ablalarımız olmak üzere yönetimdeki genç kardeşlerimiz, büyüklerimiz ve tüm Eski Meşe halkının büyük teveccühüyle çok güzel şekilde birlik ve beraberlik göstergesi veriyoruz. Hamdolsun, Allah ağzımızın tadını bozmasın diyoruz sevgili Zabit abicim. İnşallah daha güzel projeler de yapacağız. Ama tabii başlamadan burada özel bir teşekkür etmem lazım. 1995'te kurulmuş Eski Meşe Köyü Derneğimiz, tam adı Sivas Suşehri Eski Meşe Köyü Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği. Başta kurucular kurulu üyelerimiz olmak üzere ve kurucu başkanımız benim de abim olur, Hacı Kaya, ve selam olsun. Selam olsun kendisine buradan. Selam. Ondan bugüne kadar başkanlık eden, yönetimde görev yapan ve bizi bu derneğe emanet eden herkese buradan sonsuz sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Onlar bayrağı bir yere taşıdılar. Allah nasip ederse biz de onu en iyi yere tabii ki taşıyıp yeni yetişen nesle, genç nesle teslim edeceğiz. Birinci önceliğimiz bu, Allah nasip ederse.
İnşallah, inşallah. Olacak. İnşallah başkanım. Köyümüzde kaç hanemiz var başkanım? Sevgili Zabit abi, şu anda 120 hane var köyümüzde. Maşallah. Ama yazın 350 haneyi rahatlıkla buluyor. Tabii. Ki biz birçok arkadaşımız da burada, yani 5000 kişinin katıldığı bir şenlik yaptık biz ilçe festivali tadında. İnanın sadece benim evimde, benim babam rahmetli oldu ama bizim kendi evimizde 32 kişiydik biz. Maşallah yani, Sivaslılar diyoruz ya, misafirperverdir evet. Ya. Biz çoğu arkadaşlarla, biz tabi hasbelkader dernek başkanı olmamız sıfatıyla organizasyondan organizasyona koştuk. Evde yatacak yer bulamadık. Yeri geldi yer bulamayınca harmanın kenarında yattık o gün. Misafir gelsin de biz dışarıda yatarız diyor. Öyle. Ne desin değil mi? Ben dedim ya, barajın kenarına geçiydiyiz Kılıçkaya'nın. Orada da yattık bir gece valla. Yani köyümüz yazları çok kalabalık oluyor. 75 tane ev yapıldı zaten son 4-5 yıl maşallah. İçerisinde. Oraya da bir dönüş var esasında. Daha doğrusu o topraklara sahip çıkma var. Aynen. Zaten derneklerin kuruluş amacından en önemlisi de yani biz burada tabii Sivas Suşehir Eskimeşe Köyü Derneği'yiz. İstanbul'dayız ama oradaki kültürü yaşamak, yaşatmak ve o toprakları gelecek nesillere benimsetmek diye düşünüyoruz. İnşallah, inşallah. Şimdi orada da herkes çok şükür bir şekilde sahip çıkıyor baba topraklarına, ata topraklarına. Bizim de amacımız dediğim gibi gelecek nesillere bu kültürümüzü, doğduğumuz toprakların güzelliklerini anlatmak, yaşamak ve yaşatmak. Evet başkanım, çok güzel değindiniz. Biz de bu sene köyümüze ev yaptık. Sağ olsun Turgay Eser abim bize yardımcı oldu. Amcam İsmet Karaman da evimizi yaptı. Köyümüzde ustamız oydu. O da bize ev yaptı. Sağ olsun, var olsun. Biz de yani bir dedemizin yerinde, yani bir köyde bir evimiz olsun istedik. Biz de bu sene yaptık. İnşallah biz de yazın köyde olacağız. İnşallah, ne diyorum, görüşürüz diyorum. Hem Eskimeşe'de hem Suşehir'inde hem Zara'da, Sivas'ta. Ne demek Zabit abicim, ben sizin samimiyetinizi, sıcaklığınızı 2-3 aydır sizinle tanışıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gerçekten çok samimi ve çok mütevazi bir insansınız. Yani bunu yüzünüz diye demiyorum. Teşekkür ederiz. Burada misafirperverliğinizi de görünce çok mutlu, çok hoşnut oldum. Gerçekten Eskimeşe adına benim için de bu onurdur ve Eskimeşe köyü adına bu anlamda size de çok çok teşekkür ediyorum. Başkan, bu aslında misafirperver değil de benden Suşehir olan Septuna. Misafirperverlik. Bir gıyından bulaştı diyorsunuz ama. Olsun. Zabit abi Kösada var aramızda. Kösada'nın o güzelliğini bir tarafını Suşehir'e vermiş, bir tarafını Zara'ya vermiş. Ama esasında Sivas'a vermiş. Çok teşekkür ediyoruz Zabit abi. Hadi bir Kösada yapalım. Evet. Evet. Zabit. Evet. Arkadaşlar. Bir si yapalım arkadaşlar. Vay 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 vay. Dört dört yapacağız arkadaşlar. Vay vay vay, bir başka mısın evler değil mi?
bizim orası. O köylere dönmenin zamanı şimdi. Eski meşeye gitmenin zamanı şimdi. O Sivas'tır zaten o yol bizim orası. O Sivas'tır kardeş o yol bizim orası. O köylere dönmenin zamanı şimdi. Yaylalara çıkmanın zamanı şimdi. Ağzına sağlık, çok teşekkür güzel. Teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen bütün misafirlerimize bu güzel eserimizi armağan ettik. Mesajlarımız da bayağı geliyor. Evet, mesajlar için okuyalım Zahmet. 58 yazıp bir boşluk bırakıyoruz mesajlarımızı. Mesajı yazdıktan sonra 39-69'a gönderiyorsunuz. Başkanımız burada, bizler buradayız, sizleri görüyoruz. Herkese selamlar, bizleri görüyorsunuz. Saygılar olsun diyorum. Şu mesajlara başkanım bir bakalım. Bakın bayağı mesajlarımız geldi. İyi akşamlar Zara Kayabaşı Köy Dernek Başkanı Ercan Aslan. Sıradaki türkü tüm Sivas sporu destekleyenlere gelsin. Abi okudum, armağan ettim. Eyvallah. Değerli abime. Selamun aleyküm. Zabit Karaman Sütlüce Köyü'nden Abdurrahman Altuntaş. Konuklarınıza, herkese selamlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine sağ olsunlar. İyi akşamlar Hasan Kaya ve yönetimine, çıktıkları bu yolda başarılar dileriz. Bütün Eski Meşe'ye selamlar. Mustafa Fırat. Sağ olsun. Selam olsun. Mustafa abiye teşekkür eder. Sağ olsun. Evet. Abdurrahman abi bir daha mesaj atmış. Sıradaki türküyü Sütlüce Köyü'ne ve Altuntaş ailesine armağan edin. Sizlere başarılar diliyorum demiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şerefiye Kayabaşı Köyü'nden Yasin Ağaca, bütün Şerefiyeler ve Kayabaşı hemşerim için Şerefiye türküsünü istiyorum. Söylersen sevinirim Zabit abi. Sıra sıra bak gidiyor Şerefiye'nin bu köyleri. Kardeşim benim, inşallah okuyacağım, canımsın. Onu da armağan edeceğiz. Evet, Erzincanlı olarak hepinizi kucaklıyorum. İyi yayınlar. Bir Erzincan'a bir selam olsun diyelim. Erzincan'a bir alkış alalım. Erzincan'da şu ötemiz zaten. Altuntaş ailesine armağan ediyorum. Evet, başarılar diyorum. Hasan Altuntaş, Hasan abime selamlar olsun. Hasan abi diyor ki ya diyor şu... Bana nispet, bana nispet, eğlenirmiş bana nispet. Gelip başka bir yer bulmuş, eğleniyor bana nispet. Hep onu istiyor da, inşallah okuyacağım abime. Canım abim, selam olsun buradan kendisine. Evet, Nasır Köyü'nden Serhan Irmak. Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara acil şifalar. Sağ ol diliyorum. Eyüp Bey ve Sabit Bey, değerli konuklarınıza selam olsun. Sıradaki türkümüz tüm Nasır Köyü'ne gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Seyhan abimiz her zaman mesaj atıyor. Seviyoruz, sağ olsun, seni, var Seyhan olsun. Abi, seviyoruz, sağ olasın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Musab Übe, sizden güzel bir İstanbul türküsü istiyorum. Hepiniz çok sevim, iyi yayınlar. Evet. Musab Bey, selam olsun size.
Emin Uğur Batal, saygılar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Başkanım yolun açık olsun. İnşallah Enver değer. Enver abi teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Her zaman derneğimize de katkıları sonsuzdur her anlamda. Çok teşekkür ediyoruz. Enver abiniz de tüm Eski Meşe'ye ve Eski Meşe'ye ağalık yapmış herkese teşekkür ediyoruz. Enver abi de ağalarımızdan. Selam olsun. Şimdi ben Zabit. Arkadaşlara bir gideyim geleyim. Bir parça okuyayım uzun hava. Erzincan okuyayım bu sefer. Ondan sonra devam edelim. Vaktimiz varsa uzun. Telefonları kapatalım. Ben sizin yanınıza geliyorum. Böyle bir size selam gönderelim. Bizi izleyenlere. Evet. Evet. Öncelikle başkanınızı seviyor musunuz? Teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sıradan ama yalnız ayağa kalkarak ismimizi verirseniz daha güzel olur, daha güzel çekim olur. Ayağa kalkarak. Ben Eski Meşe Köyü Yüksel Fırat. Başkanımızı ve köyümüzü desteklemek amaçlı buradayız. Size yayınınızdan dolayı başarılar diliyorum. Dur Bey Fırat, çok teşekkür ederiz. Başkanımıza da saygılar sunuyoruz. Her zaman arkasındayız. Sağ olun. Yan tarafa verin. Ben Deniz Mustafa Levendoğlu. Başkanın akrabasıyım. Tabya'da esnafım aynı zamanda. Başkanımıza verdiği emeğinden dolayı, göstermiş olduğu çabadan dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum köyümüzün adına. Başkandan öğrendiğimiz şu, hani dernekçilik nedir? Nasıl yapılır? Başkan son dönemde bunu öğretti bizlere. Kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Metin Kaya, ben de Eski Meşe Köyü'ndenim. Başkan amcamın oğludur. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemde de başkanlık yapan bütün arkadaşlarımızdan da onlara da teşekkür ediyorum. Hamza Fırat, Eski Meşe Köyü'ndenim. Sevgili başkanıma saygılar sunuyorum. Sürekli arkasındayız. Sürekli desteklemeye devam edeceğiz. Eski Meşe halkı olarak saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de Sivas Afik Alveli Köyü'nden Eyüp Tosun. Başkanımı tebrik ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İsmim Selam Fırat. Eski Meşe Köyü'ndenim. Sevgili başkanım, daima yanınızdayız, daima arkanızdayız. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Biz sizlerle varız. Teşekkür ederiz. Eski Meşe Köyü'nden Yakup Kaya. Hayırlı programlar diliyorum. Hayırlı yayınlar. Ahmet Fırat, Eski Meşe Köyü. Ben de yönetim kurulundayım. Başkanımızı çok seviyoruz. Çok sağ olun, var olun. Yayınınıza başarılar diliyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar Hakan Fırat. Başkanımıza her zaman tam destek. Başarılar diliyoruz, onu çok seviyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Savaş Yavuz, başkanımıza ve yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Her zaman ben de arkalarında olmaya devam edeceğim arkadaşlarımın. Herkese iyi yayınlar diliyorum, hayırlı akşamlar. Turan Değer ismim, Eski Meşe yönetimindeyim ben de. Başkanımızın arkasındayız her zaman. Eski Meşe'mize buradan selam olsun. İsmim Fatih İlmaz. Başkanım benim köyümde en yakın arkadaşımdır. Kendisini çok seviyorum. Başarının devamını diliyorum. Hüseyin Fırat, başkanımıza gençlere verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Bekir Fırat, başkanımıza başarılar diliyorum. Can Fırat, başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Taner Fırat, buradan tüm Sivaslılara selamlar olsun. Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz de Vizyoneli Sezai Aile Ruslar olarak hepinize teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun diyoruz. Evet diyoruz ki Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Arkadaş var mı? Evet. Reklamdan sonra Erzincanlar bekleyin. Önce reklam. Evet. Ekmek parası reklam arası evet, diyoruz. Reklam evet. Arası. Thank you.
Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, yine güzel bir proje ve kampanyayla sizlerle birlikteyiz. E5'in kenarında, D100 karayolunda, Lüleburgaz, Baba Eski'nin tam ortasında. Evet önce numaramızı hatırlatalım. 0212-909-0299 0532-171-1058 numaralı telefonumuzu bir yere kaydediyorsunuz. Evet çok güzel bir kampanya dedik. Fiyatımız da gayet uygun. Evet. 27.900 TL, 250 metrekare, E5 kenarında, çok zor. 10 yılda bir geliyor böyle bir fırsat. Değil mi? Evet. 10 yılda bir, 10-15 yılda gelen böyle bir fırsatı değerlendirmeniz için yapmanız gereken telefon numaralarımızı hatırlattım. Ekranda da görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Dişinizden, tırnağınızdan arttırıp küçük birikimlerle nasıl kazanç elde edebilirim diyorsanız bizler size bu konuda güzel bir proje, güzel bir fırsat sunuyoruz ve çok kısa süreli. 27.900 TL ama tamamını peşin ödemiyorsunuz. Yarısı vadeli, yarısını da peşin ödüyorsunuz. Artık bir cep telefonu parası kadar bir peşinat ödeyeceksiniz ki şu an artık nerede, nasıl bir kazanç elde edeceksiniz? Eskiden İstanbul'da yer sorunu vardı. Şimdi hani uygun fiyata bulup alabiliyordunuz, kazanıyordunuz. Şimdi İstanbul altın oldu. İstanbul biraz daha Trakya'ya kaymaya başladı. Ve E5 kenarı D100 karayolunda Lüleburgaz ve Baba Eski'nin ortasında çok uygun fiyatlı yerleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Vizyon Arsa Ofisi hem güven hem de kazanç için sizler için çalışmakta. Evet 27.900 TL dedik. Yarısı peşin, yarısı vadeli. Araç takası da mümkün. Başkanım. Bir düşüncelisiniz, size kaç yer vereceğiz? Evet, fiyatlarımız gerçekten çok uygunmuş. Yani ben de görünce şaşırdım. Ve İnşallah biz de bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu anlamda sizlere destek olmaya çalışacağız. Zabit abinin samimiyeti ve güzelliğini boş bırakmayız. Başkanım inşallah. Bir toplanıp gidelim. Zaten siz orada ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Görüntülerden de fazlası var, eksiği yok sevgili izleyiciler. 0212-909-0299-0532-171-1058 numaralı telefona bir telefon kadar yakınız. Bizi arıyorsunuz, çağrı bırakıyorsunuz. Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız size geri dönüş sağlıyorlar. Artık İstanbul'un içerisi şişmeye başladı. İnsanlar bunalıp Trakya'ya doğru bir akım başladı. Neden? Çünkü organize sanayi oraya taşınıyor. Şu an havalimanı projesi var. Bunun dışında 100 garajlık tır ve kamyon garajı projesi var. Ve tabii ki İstanbul Edirne arası hızlı tren projesi var. Bunun anlamı şu sevgili izleyiciler. Alırken kazanıyorsunuz ve bu projeler artık eskisi gibi yıllarca, çok çok uzun yıllar beklemiyorsunuz. Çok kısa sürede gerçekleşen projeler. Sanayi zannediyorum 5 yıllık bir süre içerisinde taşındı Trakya bölgesine. Ve 15 yılda çok hızlı bir gelişim gösterdi Baba Eski. Şimdi sizin yapmanız gereken, ekranda gördüğünüz görüntüler D100 karayoluna hemen paralelde. Gittiğinizde sadece yerinizi belirleyeceksiniz. Sonrasında sevgili izleyiciler 27.900 TL. Sudan ucuz demeyeceğim, su bile pahalı. 27.900 dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız, çocuklarınız ve geleceğiniz için plan yaptığınız, nasıl yaparım, nasıl alırım dediğiniz bir dönemde bu fırsatı Vizyon Arsa Ofisi size sunmakta. Küçük birikimlerle insanlar ne oluyor? Yer yurt sahibi oluyorlar. Aynen. Değil mi? Vizyon Arsa Ofisi 2020 yılı hedefinde herkesin elinde bir tapusu olsun. Az da çok da fark etmiyor. Neden? Çünkü siz alın terinizle emek vererek zor şartlarda o parayı kazanıyorsunuz ve bir şekilde birikim yapmaya çalışırken de bizler Vizyon Arsa Ofisi olarak sizlere güven ve kazancın adresi olarak elimizden gelen bütün desteği sağlıyoruz. Alırken kazanıyorsunuz sevgili izleyiciler. E5'in kenarında böyle bir yer bulma imkanınız mümkün değil. Bulduğunuzda da zaten bu fiyatın olma ihtimali yok. Bizler sizi alırken kazandırıyoruz. Geleceğinizi, küçük birikimlerinizi, küçük yatırımlarınızı elinizde bir tapuyla kendinize yatırım yapın diye uğraşıyoruz. Kazanç elde edin diye uğraşıyoruz ve 2020 yılı hedefini de yavaş yavaş gerçekleştireceğiz. Güzel projelerle, farklı projelerle hep karşınızda olacağız ki sizin amacımız, ilk önceliğimiz gerçekten bu dönem çok zor şartlarda geçiniyorsunuz. İstanbul gibi bir şehirde çocuk okutmak, çocuk büyütmek çok zor. Bir de bunun üzerine o çocukların geleceğini kurmak adına yatırım yapmak çok zor. 27.900 TL
Yarısını peşin, yarısında vadeyle araç takası yani. Da mümkün. Bu fırsat kesinlikle kaçmaz. Hiç almanız gerekmiyor ama mutlaka gidip görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hafta sonları servislerimiz kalkıyor. Gidiyorsunuz, toplu bir şekilde sizlerle beraber yeri görüyoruz. Sizler kafanızda oluşturduktan sonra da tapu dairesine gittiğimizde ilk işimiz size tapunuzu teslim etmek, arkasından da parasını almak. Yani yarısını ödediğinizde tapunuzu alıyorsunuz sevgili izleyiciler. Diğer yarısını da her ay peyderpey ödüyorsunuz. Bu da çok büyük bir fırsat. Neden? İnsanlar gerçekten bir şeye peşin parayla sahip olamıyorlar. Ancak vade koyduğunuzda, vade uyguladığınızda o vadeyle rahatlıyorlar. Küçük birikimlerini de bir şekilde kazanca çeviriyorlar. Şu an 27.900 TL, yarısı peşin, yarısı taksit. Yapmanız gereken 0212-909-0299, 0532-171-1058. Bu arada mesafe olarak da bahsedelim. Şirin Evler Meydan'da bizim bulunduğumuz yer, Şirin Evler Meydan'dan 1 saat 15, 1 saat 20 dakika. Mesafeye çok fazla takılmamanız lazım. Çünkü mesafe yok artık. Hatta hızlı tren projesi hayata geçecek. Birkaç yıl içerisinde artık mesafeler de ortadan kayboluyor. Sivas'a da başladı biliyorsun. Az kaldı. Artık her yere, buradan İzmir'e 2,5 saat geçiyoruz. Sivas'tan da mesela biri aldı. Buradan oradan binecek, arsasının önünde inecek değil mi? Aynen, bir de arsa yatırım amaçlı alınıyor. Yani siz arsanızı yatırım amaçlı alıyorsunuz. Bizim bahsettiğimiz yer sizin geleceğinize yatırım yapabileceğiniz, küçük birikimlerinize size büyük kazançlar getirebilecek yerleri tespit edip karşınıza çıkıyoruz sevgili izleyiciler. Sizin yapmanız gereken ne? Çocuklarınız için, etrafınızda eşiniz, dostunuz, yatırım yapmak isteyen, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan izleyicilerimiz, bu fırsat kaçmaz. Kısa süreli bir fırsat. Çünkü gerçekten ciddi bir talep var. Herkesin elinde küçük birikimler var ve bu küçük birikimleri değerlendirebilmek adına yoğun bir talep var. Biz bu talepleri karşılayabilmek adına da yeni yerler arayışında, yeni projeler arayışındayız. Bu noktada yapmanız gereken şey 0212-909-0299, 0532-171-1058. Şimdi sevgili izleyiciler, ben size burada anlatıyorum. Birazdan biz gittik yerinde çektik ki gidin görün, gözünüzle karar verin. Biz önce sizin çekimi yaptık, yere gittik. Siz bir gidin oraları izleyin bakalım. Ondan sonrasında zaten ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. 0212-909-0299, 0532-171-1058. Şimdi yerinden izleyelim bakalım. Evet, biraz daha devam edebiliriz. Bakalım. Ekranda izliyoruz. 0212-909-0532-171-1058. Bu fırsat kaçmaz. Yerinden izleyin. Nasıl kaçmaması gerektiğini daha iyi. Merhabalar sevgili izleyiciler. Stüdyoda size anlatımları yapıyorduk ama şimdi geldik. Yerinde size göstermek istedik. Siz de kendiniz görün. Anlattıklarımızın üzerine daha neler ekleyebiliriz, daha neler görebilirsiniz, size göstermeye geldik. Evet, size bahsetmiştik yatırımlık yerlerimizden. Lüleburgaz ve Babaeski'nin ortasında D100 karayolunun hemen kenarındayız. Ve gördüğünüz gibi karşıda da benzin istasyonu var. Şimdi size anlattığımız yerlerimiz de buralar sevgili izleyiciler. Geleceğinize yatırım yapmak için, küçük birikimleri büyük kazanca çevirebilmeniz için Vizyonarsa Ofisi size muhteşem güzel bir yer sunuyor. Ve bu muhteşem güzellikteki yer için yapmanız gerekeni sizler zaten biliyorsunuz. 0212-909-0299, 0532-171-1058 numaralı telefonumuza bir çağrı bırakmanız ve gelip yerinde görmeniz için bizler sizler için kalktık geldik. Sizlerin de gelmesini bekliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, D100 karayolu E5'in kenarında yer bulmak imkansız demiştik. Ama bu imkansızı Vizyonarsa Ofisi sizler için ortadan kaldırdı. Ve şu an gördüğünüz gibi karşıda sizin geleceğinize adım atacağınız, küçük birikimlerinizi kazanca çevirebileceğiniz yerimizdeyiz. Evet sevgili izleyiciler, bu kadar hareketli bir yolun hemen E5'in kenarında bir yere sahip olmak istiyorsanız bence bu fırsat kaçmaz. Neden kaçmaz? Buralar gelişmekte olan yerler ve buradan aldığınızda zaten alırken size kazandırıyor Vizyonarsa Ofisi. Evet, küçük birikimlerinizi büyük kazanca çevirmek, gelecekte kendiniz için E5 kenarında bir yer alıp bu yatırım yapacağınız yerinde size ciddi anlamda kazanç getirebilmesi için bizleri hem takip etmeye hem de arayarak gelip görüp geleceğiniz için bir adım atmaya bence çok az bir zamanımız kaldı. Bunu da, bu zamanı değerlendirebilmek için de hatırlatmak istiyorum numaralarımızı. 0212-909-0299, 0532-171-1058 numaralı telefona bir çağrı atmanız yeterli. Evet, D100 karayolu biliyorsunuz buralara artık hızlı bir şekilde gelişiyor. Yeni havalimanı projesi var ve tabii ki İstanbul'dan Edirne'ye uzanan da
uzanan da hızlı tren projesi var. Buraların gelişmemesi mümkün değil sevgili izleyiciler. Hele ki E5 kenarında muhteşem güzel bir yeri denk getirmek çok zordu, imkansızdı. Ama biz bu imkansızı sizin için ortadan kaldırdık. Bu yeri kaçırmak istemiyorsanız bizi en kısa sürede arayarak gelip görüp geleceğiniz için de yatırım yapın. Küçük birikimlerinizi Vizyon Arsa Ofisi'nin güven ve kazanç noktasında size sağladığı imkanlarla kaçırmayın. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikteyiz dedik ya, geldik gösterdik ama tabii ki tek başımıza gelmedik. Vizyon Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Alperen Muhsin Kurt Bey'le de birlikteyiz. Şimdi onun da sizlere söylemek istedikleri var. Bu konuyla ilgili de mikrofonu ona uzatıyorum. Sevgi Hanım, sizler de uzun zamandır zaten şahitlik ediyorsunuz yerlerimize. Bizler Vizyon Arsa Ofisi ailesi olarak vatandaşlarımıza her zaman çok güzel ve çok güzel para kazandıracak, çok güzel yatırımlık yerler, hobi bahçesi yapabilecek yerler çeşitli zamanlarda sunuyoruz. Bugün de yine Lüleburgaz'la Baba Eski'nin arasında D100 Karayolu'na cephe, E5'e cephe bir yerimizden bahsediyoruz. Ekranları vasıtasıyla zaten vatandaşlarımız da görüyordu sürekli. Stüdyoda aradan anlatıyorduk, görüntülerini gösteriyorduk. Bugün de yerlerimizi biraz daha yakından görelim istedik. Vatandaşlarımıza gösterelim istedik. Sizler de şahitlik ediyorsunuz ki sürekli hareketli olan bir bölge. Yani E5'e cephe yerler bulmak kolay değil. Buralarda E5'e, D100 Karayolu'na cephe yerler, vatandaşlarımızın yani 10-20 yılda bir ancak gelebilecek bir yer. Bunu da bir Vizyon Arsa Ofisi olarak biz vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Ve yapmaları gereken şey, sizlerin de az önce söylediği gibi çok basit bir şey. Sadece telefonlarla bize aradıktan sonra kayıtlarını oluşturup pazar günü bizlerle buralara gelip yerlerini görüp ve bir an önce almaları gerekiyorlar. Vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Bu fırsatı sakın ha sakın kaçırmayın diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, 0212 909 0299 0532 171 1058 numaralı telefona bir çağrı bırakmanız yeterli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz size. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Erzincan'a girdim, ne güzel bağlar. Erzurum'a vardım, dumanlı dağlar, dumanlı dağlar. Eller koynumda bir gelin ağlar.
uyan aman, anam, nasıl dostlarımızdan mesajlar gelmeye başladı da onlara da bir yer vereyim başkanım. Mesajları sizlere oku. De. Evet Zabit Bey, ben Su Şehri'li Muzaffer Fırat, başta Hasan Bey'e sanatçı misafir ve orada bulunan torunlarım Hakan Hüseyin Fırat'a selamlar iletiyorum. Sevgiler demiş. Hakan Hüseyin Muzaffer Fırat. Muzaffer amcanın ellerinden öpüyoruz. Bizim aile büyüğümüzdür. Çok sağ değerli olsun. Büyüğümüz. Allah razı olsun. Her zaman yanımızda dualarıyla. Evet, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Eski Meşe Köyü'nden Hacı Bayram Kaya, Başkan Hasan Kaya benim kardeşim. Onunla gurur duyuyorum. Herkese selamlar, saygılar demiş. Abim, Hacı Kaya abim, ellerinden öpüyorum. Allah sana nice ömürler versin. Artık o bizim büyüğümüz, babamız. Allah razı olsun kendisine. Sağ olsun. Selamlar Eski Meşe Köyü'nden Yakup Kaya, bütün Sivas Duşehri Eski Meşe Köyü'ne. Saygı sevgiler. Zabit Karaman abi, senden ben köyümün derisiyim türküsünü istiyorum. Eniştemiz, dayımız Savaş Yavuz abime istiyorum. Başarılar, hayırlı geceler demiş. Yakup kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Başkan Hasan kardeşim, üniversiteli yıllardan eski bir dost olarak seviyor ve TV'de de olsa özlem gideriyoruz. Konya'dan sevgilerimle Fatih Titrek. Fatih abiye buradan Konya'ya selam. Konya'ya selam. 1999'da Erciyes Üniversitesi'nde beraberdik. Odadaydık. Kendisi bilgisayar mühendisliği okuyordu. Ya şu an duygulanmamak elde değil. Yıllar sonra ya 20 yıl 21 yıl sonra ekranlardan bize mesaj gönderiyor. Görsellik çok güzel. Fatih abi, çıkışta arayacağım inşallah. Allah razı olsun abi. Allah var etsin seni. Sağ olsun, var olsun. Sabit, perşembeden bir mesaj gelmişti. Evet, onu da okuyacağım abi. Ha, tamam. İyi yayınlar, ben Selami Fırat. Sıradaki Türkiye kıymetli abilerim Selamet Fırat, Keramet Fırat ve tüm aileme gelsin, hayırlı programlar demiş. Teşekkür ederiz. Yine Eski Meşe'den bir kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Eski Meşe Köyü'nden Hakan Fırat, hayırlı programlar diliyorum. Aslan Başkan'a ve yönetime selamlar demiş. Bayağı bugün Eski Meşe Köyü çok mesaj attı. Sağ olsun Hakan kardeşim de her zaman yanımızda olan bir kardeşimiz. Genç bir iş adamı, genç bir girişimci. Evet, ben az önce bir mesaj daha gördüm. Ordu Perşembe'den bir mesajımız vardı değerli abilerimizden. Buradan selamlar, saygılar olsun. Kadıköy kuyu başından Hüseyin Çakır Tanım Bey abime başarılar, tüm konuklara selamlar demiş. Sağ olsunlar. Evet. Soy ismi de onun için.
Ha tamam, selam olsun. Ben Eski Meşe köyünden Özay Değer, şu an sizi izliyoruz. Ömer Karakaya, Kenan Değer, Daşman Yıldız. Selam olsun. Ali Kızıltu'dan bir eseri seslendirir, sevinirim. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Tabii Zabit abi, ben de o arada bir şey söyleyeyim eğer vaktimiz varsa. Köy muhtarımız da mesaj atmış ama ona bir onun mesajını siz okuyacaksınız herhalde. Okuyacağım tamam. Abi. Hasan Başkan başarılarının devamı dilerim. Süleyman Değer. Süleyman abi sağ ol, evet. Var ol, teşekkür ederiz. Programımızı zevkle ediyor. Tüm konuklara ve Tanın kardeşine başarılar diliyorum. Sıradaki parçayı tüm Perşembe'ye gelsin. Kenan Çakır. Evet. Ordu Perşembe Soğukpınar Mahallesi'nden selamlar. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Erdoğan Soğuksu. Kenan abi selam Soğuk söyle. Soğukpınar'a da selam olsun buradan. İyi yayınlar. Zabit Bey, konuklarınıza selamlar, başarılar dilerim. Sırada Türkü Özmen ve Yurseven ailelerine, tüm Divri ve Zararlara gelsin. Divri Beyköy, Beyköy Köyü Dernek Başkanı Hasan Özmen. Buradan Hasan kardeşime selamlar olsun. Onların düğününü de ben yaptım, biliyor musun? Evet, buradan yani. Hasan kardeşim, seni burada misafir etmek istiyoruz Divri olarak. Canımsın. Şu bizim Akıncılara bir dokunalım. Nerede? Evet. Uyuyorlar mı? Zabit. Akıncılar neredesiniz ya? Şu şeyler evet. Burada. Selam, ben Buğra, sizden güzel bir Neşet Ertaş türküsü istiyorum. Ömer A ve Kadriye Çiftçi Bey'e selam olsun. Hayırlı akşamlar. Ben Eski Meşe köy muhtarı Kenan Değer. Öncelikle Malatya ve Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralara acil şifalar diliyorum. Bütün hemşerilerime selam olsun demiş. Köy muhtarımıza da biz de çok teşekkür ediyoruz. Buradan köy muhtarımız vesilesiyle bütün köyde bizi izleyen tüm Eski Meşelilere, ana yurda Eski Meşe'ye kocaman yürek dolusu selam olsun. Evet, buradan selamlar olsun. Bizi izleyen dostlara. Buradan Sivaslara, Karaman Köyü Dernek Başkanımız Celal Doğan'a, Aslan Karaman'a, Ali Karaman'a buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum herkese, köylülerime. Buradan Nadir Karaman'a, değerli babama ellerinden öpüyorum. O da İstanbul'a geldi bizi görmeye. Sonra tekrar Ankara'ya döndü. Buradan selamlar, saygılar olsun. Eyvabi, seni seviyoruz. Evet. Bir istek vardı ama. Evet. Bir istek vardı, onu da müsaadenizle ben bir yerine getireyim. Öyle mi? Tamam, olur. Benim güzel bir türküm var. Tamam, Tanın abiye göre o zaman arkadaşlar. Akordunuzu ayarlayın. Misafirimize göre. Sevgili Gizem Kara okumuştu daha önce. Şimdi ben okumak istiyorum. Hem deprem dolayısıyla işte annelerimize gelsin ya. Anam parçası. Çok güzel bir türkü. Sol yapalım. Başkası yalan.
Sen aklıma geldikçe yine alır dert beni. Sen aklıma geldikçe yine alır dert beni. Çok kırmışım kalbini, ne olur affet beni. Çok kırmışım kalbini, ne olur affet beni. Ah anam canım anam, damarımda kanım anam. Ah anam canım anam, damarımda kanım anam. Ne sevdalar yaşadım senden başkası yalan. Ne sevdalar yaşadım senden başkası yalan. Vursan öldürsen beni, sana kötü diyemem. Vursan öldürsen beni, sana kötü diyemem. Ne kadar helal etsen, hakkını ödeyemem. Ne kadar helal etsen, hakkını ödeyemem. Ah anam, canım anam, damarımda kanım anam. Ah anam canım anam, damarımda kanım anam. Ne sevdalar yaşadım senden başkası yalan. Ne sevdalar yaşadım senden başkası yalan. Ne sevdalar yaşadım senden başkası yalan. Ne sevdalar yaşadık senden başkası yalan. Ağzına sağlık Tanrı abi. Evet, burada mesajımız var. Selamun aleyküm, yayınınızı zevkle izliyoruz. Başkan Hasan Kaya ve köylerime selamlarımı sunarım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bilal Değer. Başkanım Bilal Selam Değer. Olsun Bilal Değer buradan. Bilal abiye de kucak dolusu sevgiler, sağ olsun, var olsun. Kadıköy telefonumuz mu var? Alo! Buyurun! Alo! Alo! Evet, birazdan gene telefonumuzu alacağız. Düşmedi galiba. Kadıköy kuyu başından Mehmet Çakır, Suzan Çakır, Songül Çakır, Şengül Soğuksu, tüm konuklarınıza selamlar, iyi yayınlar. Tanrı abi, hepsi seni izliyorlar, dinliyorlar. Selamlar olsun diyoruz. Sağ olsun yengelerimize, abilerimize. İyi akşamlar diyoruz. Zabit abi, iyi yayınlar. Hasan başkanımıza emeklerinden dolayı teşekkür eder. Başarılar, devam dileriz. Mustafa Leventoğlu ve kardeşleri diyor. Mustafa Leventoğlu, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun kendilerine. Evet. Başkanımıza, orada olan köylerime selam olsun. Savaş Değer, Serdar Değer. Bir alkış alalım. Eyvallah. Bayağı. Selam olsun. Başkanım, köylüleriniz bayağı bugün programımızı keyifle izliyoruz. Size ve konuklarına saygılar sunuyor. İyi yayınlar dilerim. Sivas Sara Alişen Bey Ağlı Köyü Dernek Başkanı Erdoğan Acar. Buradan Erdoğan dayıma selamlar, saygılar olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet. Selamlar, hayırlı akşamlar. Ben Eskimeşe Köyü'nden Hacı İbrahim Kaya, Başkan Aslan Kaya, benim kardeşimi, onunla gurur duyuyorum. Herkese selamlar, saygılar demiş. Ellerinden öpüyorum kıymetli abimin. Sağ olsun, her zaman yanımızdalar. Allah razı olsun. Ben Tokat Niksar'dan Semih Kaya, sizleri çok seven Yıldıray İşleme kardeşime selamlar olsun demiş. Sağ olsun, var olsun.
Ben Selami Fırat, sıradaki türkü kıymetli abilerim Selamet Fırat, Keramet Fırat ve tüm aileme gelsin hayırlı programlar demiş efendim. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Başkanım, bugün Eski Meşe Köyü var ya, gerçekten çok mesaj attı. Sizi de yalnız bırakmadı. Hem stüdyoda hem de yani burada görüyorum. Gerçekten Eski Meşe Köyü'ne ben çok keyif aldım böyle tanımaktan. Sabit Bey, başkanımız son sözleri istiyorlar herhalde. Tabii ki, buyurun. Ondan sonra başkanım konuşsun son sözlerini. Sen parçayla bitirelim. Senin yani okuyacağın parçayla bitirelim. İstek var ya. Olur, hadi bakalım. Başkanım sen bir... ne yapacağım? Yani öyle yaparım. Vaktimiz fazla. Peki. Öncelikle burada sıcaklığınız ve samimiyetinizle bizi ağırladığınız için Zabit abim sana, abim çok kıymetli abim sana, Eyüpcan abime. Tanın abimle tanıştım. Ordu Perşembe Lisesi çok güzel ve orkestrada birbirinden değerli abilerime çok çok teşekkür ediyorum. Eski Meşe, yani dernek Eski Meşe. Eski Meşe bizim vazgeçilmezimiz. Yönetim kurulu üyelerimiz burada. Bu sene ilçe festivali tadında yaptığımız şenliğimizin ağası, köy ağamız Yüksel Fırat burada. Bizleri yalnız bırakmadı. Başkan hoş geldiniz. Ahmet Fırat kardeşim, Hakan Fırat, Yakup Fırat, Yakup Kaya, Selami Fırat, işte Dur Bey Değer, gençlik kollarımız burada. Aile büyüklerim burada. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeceğim tabii. Dernekçilikte 10. ayımız, Allah nasip ederse kadınlarımızı yaradandan sonra en değerli varlık olan kadınlarımızı ön plana çıkarmak adına Eski Meşe köyümüzün tüm kadınları, ekran başında bizleri izleyen tüm kadınlarına buradan sesleniyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sadece kadınlarımıza özel çok güzel bir program yapacağız. Şimdiden hazırlansınlar. O programın içeriğinde de kadın kollarımızı da inşallah oluşturacağız. Eksiğimiz olan, en büyük eksiğimiz olan. Önemli olan zaten başkan. İnşallah onu yapacağız. Valla ben Eski Meşe'nin bir ferdi olmakla gurur duyuyorum. Yönetimimle gurur duyuyorum. Eski Meşelilerle gurur duyuyorum. Bu görevi bize verdiler. Biz de bu bayrağı en iyi şekilde yukarıya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bir şey daha söyleyeyim tabii. Çok kıymetli annem, biraz önce siz Erzincan türküsünü söyleyince rahmetli babamın türküsüydü. Duygulanmış şu an, kardeşim mesaj ellerinden attı. Ellerinden öperim. Annemin ellerinden öpüyorum. Ablam ve kardeşim de yanında. Aynı zamanda eşim, oğlum, iki oğlum ve bir kızım da beni seyrediyorlar. Buradan onlara da selam gönderiyorum. Selam olsun herkese. Size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz size. Gerçekten çok iyi bir şekilde ağırladınız. Çok samimi ve mütevazi bir insansınız. Allah yolunuzu rahatınızı açık etsin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Başkanım. Gerçekten sizin gibi derneklerimizi buraya davet ediyoruz. Dernek başkanlarımızı. Onlar da sağ olsunlar. Bizi kırmayıp geliyorlar. Eyüpcan abimi ve beni kırmayıp, kanalımızı kırmayıp katılan bütün dernek başkanlarıma yani çok çok teşekkür değil, ediyorum. Sivas şart değil yani. Evet, zamanımız bitiyor değil mi? Bitiyor. Ben bu arada bir şey daha söyleyeyim o zaman. Tabii ki. O zamanımız varsa. Ben aynı zamanda Suşehir Kültür ve Dayanışma Derneği'nin genel sekreteriyim. Bu dönemde yönetimdeyiz. Evet. Kıymetli başkanımız Erdem Bayraklı'nın sizlere çok çok selamı var. Yayına sağ bağlanmak olsun istediler ama herhalde zamanımız yetmeyecek galiba. Zamanımız evet. Çok çok selamı var. Çok mütevazi ve gerçekten dinamik bir kadro oluşturdu. Sedat Güven Başkanımızdan aldığı bayrağı, onu da söyleyeceğim. Sedat Güven Başkanımızdan aldığı bayrağı, Sedat Başkan Suşehir Derneği'ni E5'e çıkarmıştı. İnşallah yani. Erdem Bayraklı da otobandan götürecek diye düşünüyorum. İnşallah. Bu vesileyle sevgili kardeşim Ercan Bayraklı'ya da buradan her daim yanımızda. Selam olsun kucak Ercan abi. Selamlar, sevgiler. Sağ olsunlar. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Erdem Bayraklı abimize, Ercan Bayraklı abimize buradan selamlar, saygılar olsun. Sağ olsunlar. Çok emekleri geçti. Evet, bizlere Ercan çok olsun, emekleri Erdem geçti. Olsun, Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olsun. Aynen öyle. Hiç bırakmadılar yanlarına. Başkanımız kimliğinde Sivas yazan herkesin sonuna kadar yanında Eyüpcan abi. Sen çok iyi biliyorsun zaten. Babalarını tanıyordunlar onları. Zabit abi sen de biliyorsun. İnşallah evet, bölgemize de çok büyük değer katacağına asla İnşallah şüphemiz yoktur. İnşallah. Evet, Tanın abime de Tanın abime de teşekkür ediyoruz. Tanın abi son sözlerimizi evet, alacağız. Zamanımız. Kardeşim, gerçekten program nasıl bitti, nasıl geçti hiç anlamadım. Tüm mesaj gönderen abilerime, komşularıma çok teşekkür ediyorum.
Öncelikle beni davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Başımızın üstünde İnşallah. Her zaman yerim var. Evet. Ve bu arada unutmuyorum, bana telefon ettiler. Memlekette Kemal amcam ve Cemal amcam var. Onlara çok çok selam söylüyorum, öpüyorum onları. Selam olsun. Eredere'ye, Soğukpınar'a selam söylüyorum herkese. Evet. Selam olsun efendim hepsine. Evet, haftaya Vizyon 58'de salı akşamları saat 22'de gene güzel bir köy derneğimizle ve değerli bir sanatçı abimizle, misafirimizle devam edeceğiz. Ortaköy Derneği. Evet. Kim gelecek Eyüp abi? Ortaköy Derneğimiz gelecek. Evet, Sivas Akıncılar Ortaköy Derneği. Derneğimiz. Zaten o da bir şey, Ortaköy'deki şey evet. olarak aslında bir kendi ilçe. Evet, biz selam şey, olsun. Sivas'ın ilçesiyiz diyorlar. Evet efendim. Haftaya Sivas Akıncılar Ortaköy Derneğimize devam edeceğiz. Güzel Bekliyoruz. Eserimizi de armağan ediyoruz. Evet, aramıza girmiş dağlar denizler diyoruz. Armağan ediyoruz. Hadi bakalım gelsin. Yollara örtülmüş izler, kapanmış izler. Gelemem diyorum, sen gel diyorsun, sen gel diyorsun. Gelemem diyorum, sen gel diyorsun, sen gel diyorsun.